Merhabalar. Bu videoda tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını göreceğiz. Dilerseniz konunun detaylarına bakalım. Maddemizi okuyalım. Tamlamalarda bazen ortak bir tamlanan ya da tamlayan kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Örneklere bakalım. 1. Verilen cümledeki nesne ve zarf tümlecini bulun. Şimdi burada arkadaşlar Nesne tümleci gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla nasıl düzeltebilirim buradaki anlatım bozukluğunu, tamlama yanlışlığını? Verilen cümledeki nesneyi ve zarf tümlecini bulun şeklinde düzeltebilirim. Eğer bunu bu şekilde düzeltmezsem bir anlam karışıklığına, anlatım bozukluğuna sebep olur. 2. Bugün belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik. Yine burada ortak ögesi bulunan bir tamlama yapılmış arkadaşlar. Sayı sıfatlarını derken bir problem yok. Fakat belgisiz sıfatlarını diyebiliyor muyum? diyemiyorum. Dolayısıyla nasıl düzeltebilirim? Belgisiz sıfatları ve sayı sıfatlarını öğrendik şeklinde buradaki anlatım bozukluğunu ortadan kaldırabilirim. Son örneğim. Ne şehir Coğrafi ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir. Yine burada şu kısımda bir anlatım bozukluğu söz konusu arkadaşlar. Coğrafi ve iklim açısından diyebilir miyim? Hani iklim açısından diyebilirim. Burada bir problem yok. Ama coğrafi açısından diyebiliyor muyum arkadaşlar? Diyemiyorum. Dolayısıyla coğrafi'den sonra bunu nasıl tamamlamam gerekir? Coğrafi açıdan ve İklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir şeklinde anlatım bozukluğunu giderebilirim. Burada arkadaşlar, tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine bu da anlatım bozukluklarının çok fazla detayı olmayan bir alt başlığı. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. İyi günler.